Azize. Acele et, geç kalıyoruz. Salih'in çağınızı geliyor. Çekil kenara be! Sıranı bil kambur. Ne? Bırakın şu zavallıyla uğraşmayı. Bu balığa çıktı mı denizin bereketi kaçıyor be. Arkaya geç. İşte orada uğursuz kambur. Çocuğumun kanına kan istedik. Kan! Kan!
Sen bana da taşula demesinler. Dağılın! Dağılın dedim! O tavlanmış kanın halinizde! Dağılın! Kanıma kan almadan bir yere gitmem. Yavrumun haline bak. Kambur yavrumu öldürecekti. Damacığım! Damacığım! Peki peki. İcabına bakarız. Dağılın şimdi. Dağılın dedim. Azize! Çık dışarı! Çık dedim sana. Parçalayacaklardı zavallı kızı. At o elindekini de gel benimle. Hadi. Orospu! Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Bir iki gün köye uğramasın Azize. Uğramaz başefendi. Sataşan olursa da uymasın. Hep onlar sataşırlar çocuğa. Kaç defa söyledim. Gelsin bana şikayet etsin. Kimseyle kavga yok, anladın mı? Gelip bana söyleyeceksin. Gelip başefendiye şikayet edeceksin, anladın mı? Hadi al götür kızını. Allah senden razı olsun başefendi. Benim bir ayağım çukurda kızım. Şuramda yaramaz bir şey var biliyorum. Tek seni düşünüyorum. Ben de ölürsem senin halin nice olur. Hayırlısıyla bir kısmetin çıksa ben sağken. Neyin var ötekilerden eksik? Yüzün ay parçası gibi. Kuvvetlisin. Dört kadının işini görürsün tek başına. Daha ne? Bir kambur mu? Herkesin kamburu içinde. Senden daha mı namuslu ötekiler? Daha mı iyi yürekli? Çocuksa sen de doğurursun. Ne eksiğin var? Bir kısmetin çıksa da şu adadan çekip gitsen. Ben kahveye gidiyorum. Thank you.
Bak, gördün? Yüreğin kabarmış. Ama sonrası ferah. İlk defa bu kadar güzel çıktı falın. Ağzına sağlık abla. Ben de bir rüya gördüm, çok güzeldi. Hayırdır, anlat bakayım. Hep aynı adamı görüyorum. Masallardaki gibi. De ki padişahın oğluymuş. Rüya işte. Sanki alıp beni kaçıracak, uzaklara götürecek. Kamburum da yok tabii o zaman. Güzel elbiseler giymişim. Rüya işte. Ne rüya olsun? Bak falında da çıktı. Bak şehzade. Gördün burada. Şu mu? O. Rüyandaki gibi alıp götüreceksin. Ya. Beni mi? Ne? Seni. Ne kadar iyi yüreklisin Tasula abla. Sana anlatmadım değil mi? Çocukluğumda bizim köyde kambur bir kız vardı. Senin gibi değil. İki buklum, bir ayağı da topal üstelik. Sen dünya güzelisin. Onun suratına bakılmazdı. Bir motor yanaştı bir gün limanda. Kaptanı var, dünya yakışıklı. Kız o sıra iskeledeymiş. Kambur mu? Kambur. Görür görmez kıza vurulmuş. Yakışıklı kaptan kambura. Hem kambur, hem topal, hem çirkin. Bu vurulmuş işte. Sahi mi? Masal anlatmıyorum kızım. Aşk insanı güzelleştirir. O kız bir güzelleşti. Peki kamburu ne oldu? Kamburu duruyor ama gözleri pırıl pırıl, temiz bakımlı. Sonra ne oldu Tasula abla? Bir sabah köylüler kalkmışlar ki ne motor var ne de kız. Kaptan kızı götürmüş öyle mi? Ne? Götürmüş onu. Sahiden götürdü mü Tasula abla? Gözlerimle gördüm. Senin şehzaden de geliyor. Bak, yolu görüyorsun. Şu aydınlık tepeye çıkan yolu. Thank you.
Orospu. Orospuluğundan tükürdü. Dün gece eve çağırdı, gitmedim. Öldüm ben. Allah'tan şu iki sargoz çıktı. Ayvalık'a götür bunları. Kapı gazinosunun sahibi istemişti geçenlerde. Ha, 45 liradan aşağı verme sakın. Thank you.
Teşekkür ederim. Arkadaşlar beni unutmuş olacaklar. Yeni bir şarkıcı gelmiş. Capri gazinosuna provaya gidecektik. Bana yardım edebilir misiniz? Teşekkür ederim. Size zahmet olacak. İlk defa çıkıyorum turneye. Ayvalık olmasaydı gelmezdim. Çocukluğumda bir yıl kadar kalmıştık burada. Babam memurdu. O zaman görüyordum. Bir sahil şeridi hatırlıyorum. Uçsuz bucaksız zeytinlikler. Annem zeytin basardı kavanozlara. Karşıda bir ada vardı. Güneşin doğuşunu batışını hatırlıyorum. Geldik değil mi? Ben inerdim. Saydım basamakları. 17 basamak. 14 adımda kapıya varılıyor. Zahmet oldu size. Teşekkür ederim. Hiç konuşmadınız. Ben söyleyeyim o zaman size ait bildiklerimi. Erkek değilsiniz. Durun bitireyim. 19-20 yaşlarında olmalısınız. Denizle ilgili bir erkek işinde çalışıyorsunuz. Çok iyi yüreklisiniz. Biraz ürkeksiniz. Bunu söylemeye lüzum yok. Doğru değil mi söylediklerim? Durun! Adınızı bile söylemediniz daha. Abla. Gel içeride anlat, gel. Rüyam çıktı. Ben de olsam ben de inanmazdım. Tıpkı rüyadaki gibi, rüyamdaki adamın fotoğrafı gibi aynısı. Hani senin falında da çıkmıştı ya. İşte o masallardaki şehzade tıpkı bizim gibi giyinmiş. Gazinoya balık götürmüştüm ya dün akşam, orada keman çalıyor. Hiçbir şey anlamadım. Ben de şaşırdım onu görünce. Rüyadakinden yakışıklı. Ya başka sırasıyla Nalmat, gazinoya balık götürdün geçen akşam. Babam yolladı. İki sargos çekmiş. Manav bizden balık almıyor ya. Kız bırak sargosu manavı. Duydum, yeni bir saz gelmiş Capri'de. İşte orada keman çalan adam. İçime korku düştü önce. Kamburumu görünce kaçar gider diye. Görünce ne oldu? Meğer görmüyormuş Tasula abla. Gözleri kör. Beni görmedi. Kamburumu, çirkinliğimi görmedi. Saçlarımı okşadı Tasula abla. Thank you.
Geldim. Güzel yüzün var. Cildin pırıl pırıl. Hala konuşmayacak mısın benimle? Niçin insanlardan korkuyorsun bu kadar? Çok mu kötülük ettiler sana? Ağlıyorsun. Adım Azize. 22 yaşındayım. Bir babam var kalbinden hasta. Fakiriz. Balıkçılık yaparız. O gün... seni ilk gazinoda gördüm. Balık getirmiştim gazinoya. Ne tesadüf. Demek sonra da otelin önünde... kemanıma çarpmışlardı. Tesadüf değildi. Seni görmeye gelmiştim. Beni görmeye mi? Anlatsam inanmayacaksın. Anlat, inanırım. İnanmazsın. İnanacak şey değil çünkü. İnanırım. Ne olur anlat. Rüyamda görmüştüm seni daha önce. Rüyanda mı? İnanmazsın. Tıpkı masallardaki gibi. Ama aynı sen. Birden gazinoda keman çalarken görünce... Sana inanıyorum. Kadere inanıyorum. Bizi kader birleştirdi Azize. Bu nasıl? Bana yakışır mı? Ver ya, açtı seni. Çok yakıştı. Üstüne göre düzeltiriz. Hemen dikiş kutusunu getirsin. Azize? Breve vakimu. Hani kör demiştin, hiç görmüyor demiştin. Olsun. O beni görmese de ben kadına benzemek... güzel olmak istiyorum artık Tasula abla. Kızdın mı baba? Seni hep erkek gibi görmeye alışmışım. Süslenince yakışmış. Ne güzel kızım varmış benim. Allah sana yardım etsin. Allah seni korusun. Niye ağlıyorsun baba? Kim bu adam yavrum? Seni değiştiren, kadın olduğunu hatırlatan bu adam kim? Böyle biri var değil mi? Acı çekmenden korkarım. Bana ihtiyacı var, beni çok seviyor. Üzülme. Beni hiçbir zaman görmeyecek baba. Kör, görmüyor. Hiçbir zaman görmeyecek beni. Thank you.
Orospu. Orospu. Demiştim size. Bugün başka bir hal var sende. Bazen her şeyi gördüğünü sanıyorum, korkuyorum. Niye korkuyorsun? Bilmem. Bu haline alıştım belki. İnsan görmeyince öteki duyguları gelişiyor. Dokunma, koklama, işitme. Sezgiler bir başka türlü işlemeye başlıyor. Elime kalem verseler resmini çizebilirim gibi geliyor. Çizme. Niçin? Hayalindeki Azize olarak kalmak daha iyi. Yalnızlığı severdim seni tanıyıncaya kadar. Şimdi sen olmasan yaşayamam gibi geliyor. İnsanın bir seveni bir dostu olması ne iyiymiş. Sana üzülüyorum yalnız. 3-5 günlük de olsa bir köre adadın kendini. Ben de bencillik ediyorum. Dostların sevenlerin kızmıyor mu? Sevenim yok ki benim. Bir tek Tasula abla var. Altın kalpli. İkimizi de kimse sevmez adada. Niye sevmiyorlar seni? Bilmem, sevmezler. Tasula abla sever. Rüyamı ilk ona anlatmıştım. Öyle merak ediyor ki seni. Beraber gelin bir gün. Saza gelin isterseniz. Geliriz. Babama sorayım bir. İzin verirse. Adada dedikodu yaparlar. Sözlüğün falan var mı? Yok. Ya sevdiğin biri? Niye sustun? Sen varsın. Adını kötüye çıkarırlar kızım. Bilmem. Sen bilirsin. Tasula'yla kahveliğe gidiyor derler yarın. Buna da dayanabilir misin? Artık her şeye dayanırım baba. Beni seven biri var. Kim bilir? Belki de evlenir benden. Evlenmese de olur. O kadar iyi bir insan ki. Ne olur babacığım. İlk defa seni böyle görüyorum. Git yavrum. Git, ne derlerse desinler. Beni de düşünme. Götürürse onunla da git. Git kurtul. Git yavrum, hadi. Tasula abla. Eve uğradım, buraya geldiğini söylediler. Senin için mum diktim adak taşını. Tanrı seni daha fazla acı çektirmesin. Bu kadar saadet bana yeter. Hadi bir an önce onu görmeni istiyorum. Tanıdın değil mi? Tıpkı rüyamdaki gibi değil mi? Hangisi? Keman çalan. Aynısını gördüm Tasula abla. İnanmazsın. Buyurun efendim. Görüyor gibi. Sanki geldiğimizi görmüş, bize bakıyor. Ben de anlamamıştım ilk önce. Yazık be, çok yakışıklı çocuk. Görseydi belki beni bu kadar sevmezdi Tasula abla. Ali yolladı, keman çalan. Çıkarken beni beklesinler diyor. Geldiğimizi anladı. Aklım sizde kalacak. Bu saatte nasıl döneceksiniz? Motorla 5 dakikalık yol. Ama iki kadın yalnız olunca... Merak etme sen. Tasula ablam erkek gibidir. Ben de öyleyim. Hem kim bakar bize? Senin gibi güzel bir kıza kim bakmaz? İlk defa kıskanıyorum insanları. Seni görebildikleri için. Yarın kira gidelim çocuklar. Azize ile yemek hazırlarım ben. Şeytan sofrasında çıkarız. Şeytan sofrası mı? Dünyanın en manzaralı yeridir.
Ne var üzülecek? Azize anlatır bana gördüklerini. Anlatırsın değil mi? Anlatırım. Tamam, gidiyoruz öyleyse. Hadi. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yarın sabah otelden alırız seni. Bunu sen bana söylüyorsun. Gitti gidiyor döner mi bilmem. Aşk ateşi söner mi bilmem. Yemek hazır. Gitti gidiyor döner mi bilmem. Aşk ateşi söner mi bilmem. Kara gözlüm gurbetende. Başka birini sever mi bilmem. Ciğerparem gurbet elde, başka birini sever mi bilmem. Çok bekledim. Zeytinyağlı dolmayı Azize yaptı. Aramadım. Bu kadar güzelini hiç yemedim. Elinin tadı bulaşmış. Doğru. Her türlü ev işi gelir elinden, dikiş, nakış. Yalan mı kız? Ben lafımı saklamam, seni alacak adam yaşadı. Tasıl ablam beni sana beğendirmeye uğraşıyor. Ben seni zaten beğeniyorum. Nasıdo ki aspefan kalimu aftomo nosichal psihimu ki apo toti pusei hasariono tono masu fonaso me pono mandubala mandubala. Mandubala benim tatlı sevgilim, yanımda olmanı çok isterdim. Seni ilk gördüğüm günden beri senin aşkın harap etti beni. Mandubala, mandubala. Yollarda gezerim, gözlerim yaşlı. Arıyorum ben kaybolan bir aşkı. Arıyorum ben kaybolan bir aşkı. Arıyorum ben kaybolan bir aşkı. Garip, hüzünlü bir sesim var. İnsanın içine işliyor. Çocukluğundan beri bilirim Azize'yi. Bugüne kadar sesini duymamışım hiç. İçimden geldi abla. İnsanın şarkı söylemesi için sevmesi lazım. Aşık olması lazım. Tasula abla. Yalnız oynayamıyorum, haydi.
Dört tarafımız deniz ve adacıklar. Sağda uzakta bizim ada görünüyor. Daha ötede Ayvalık. Ayağımızın altında çamlar, ötede zeytinlikler. Onları hatırlıyorum. Karşıda Midilli Adası görünüyor. Bir zamanlar bizimmiş. Çeşit çeşit maviler, yeşiller. Çinilerdeki gibi değil mi? Çocukluğumda çini bir tabak vardı evimizde. Duvarda asılı dururdu. O mavilerle yeşilleri çok severdim. Vapur mu geliyor? Evet. Yarın İstanbul'a dönüyoruz azizim. Bu vapurla mı? Bu vapurda. Ellerini ver bana. Buz gibi olmuş. Üşüyor musun? Gidiyorum diye mi yoksa? Nasıl düşünebilirsin seni bırakıp gidebileceğim? Bir körün hayatına ortak olabilirsen... ...benden gelmeni isterdim Azize. Gelir misin? Gelirim. Nereye istersen gelirim senden. Aa işte bak geliyor. Orospu, babanı da öldürdün orospu. Uğursuz kambur, babanın da başını yedin. Uğursuz kambur, kalk be! Kahrından öldürdün babanı. Sen oynayışırken can verdi baban. Deniz de fenalaşmış. Biraz evvel getirdik. Başın sağ olsun.
Thank you.
otomobil gelip durursa buralarda Topkapı diye seslen. Peki. Topkapı. 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 Bağırıyorum durmuyor. Karşıda bir sokak var değil mi? Var. Oradan yukarı doğru çıkacağız. Karşıda bir cami var mı? Evet. Sağa döneceğiz. Arsanın karşısındaki tahta ev. Sen misin Şebnem? Benim Ali abi. Mektup yazmamışsın. Sami teyze merak ediyordu. Koş anneme haber ver geldiğimizi. Ne oldu? Bana söylemedin kimsen olduğunu. Bir annem var, başka kimsem yok. Söylemedin. Sırası gelmemiştir. Niye ürküyorsun? Söylemedin. Yalnız sanıyordum seni. Evde bir büyüğün olması daha iyi değil mi? Annemi seveceksin tanıyınca. Ben gelmesem olmaz mı? Bir yerde beklerim seni. Ali! Azize? Hoş geldin kızım. Arkadaşını tanıtmadın bana. Azize, elim, ayağım, gözüm, her şeyim oldu benim. Artık bizden kalacak. Buyur yavrum. Onu peşimden sürüklemekle haksızlık mı ettim bilmiyorum. Bana acıdığı için geldiyse, bir körü kırmamak için geldiyse buna katlanamam. Seni seviyor yavrum. Nereden anladın? Bakışlarından. Kadın kadını anlar yavrum. Seni sevmeseydi buralara kadar gelir miydi? Seviyor biliyorum. Hayatımda ilk defa mutlu oldum anne. Bir de onu görebilseydim. Bana onu anlatsana. Hoş kız. Çok muntazam bir yüzü var biliyorum. Saçları ne renk? Siyah. Ne kadar yumuşaktı. Pırıl pırıl. Hiç bu kadar güzel saç görmedim. Gözleri? Hareli. İnsana hep dostça bakıyor. Uzun uzun da kirpikleri var. Melek gibi değil mi? Melek gibi. Boyu da uzun. Benim omuzumu geçiyor. Vücudu da muntazam değil mi? Biraz erkeksi belki. Babasıyla balıkçılık yaparmış. Erkeksi değil. Ellerini tuttum, biraz sertti. Ağaç çekmekten. Teninin sıcaklığını, saçlarının yumuşaklığını, kokusunu hatırlıyorum. Yüzünü yandan duvara çizebilirim. Alnı, burnu, dudakları, çenesinin yuvarlaklığı. Vücudunu bilmiyorum yalnız, anlatsana. Vücudu da güzel yavrum. Köylü kızı gibi değil. Zarif, incecik. Çocukluğumda bir Çerkez Müzeyyen Hanım vardı. Hatırlar mısın? Mal müdürünün karısı. Onun gibi tıpkı. Bu kadar güzel kız az gördüm hayatımda. Acılarım bitti artık. Beni de seven biri var. Hem de güzel biri. Azize nerede? Mutfaktaydı. Gidip yardım edeyim biraz. Ha? Güle güle yavrum. Şansınız açık olsun. Kadıköy tarafında bir gazinoda iş varmış. Gidip konuşalım. Müzik.
Dün gece bir rüya gördüm Azize. Hayırdır inşallah? Bir melek çıktı karşıma, dileğimi sordu. Nerede olduğumu hatırlamıyorum. Ne diledin, belki olur. Gözlerimi bir dakika için açmasını diledim melekten. Seni görebilmek için. Sonra gene kör olayım, ziyanı yok. Olur mu dersin? Azize! Azizem. Azizem. Buradayım. Elimi bırakma. Seni kaybedecekmişim gibi bir his var içimde. Buradayım. Konuştun mu? İş oldu. Gecede 40 lira verecekler. İlk yövmeyi peşin aldım. Güzel bir ziyafet çekebilirim sana. Biraz gül ne olur. Şeytan sofrasındaki kır yemeğini hatırlıyor musun? Tasula abla beni beğendirmek istiyordu. Sana gülmemiz tutmuştu. Al. Günler hep öyle geçecekmiş gibi geliyor insana. Şimdi kendimi senin yerine koyuyorum ister istemez. Sana acıyorum, kendime kızıyorum. Seni buralara sürüklediğim için. Ben memnunum halimden. Bugün belki. Yarını düşünmüyorsun hiç. Bir köre dadılıkla mı geçecek ömrün? Evlenmeyecek misin hiç? Sen istersen... Senden bir körle evlenmeni nasıl isterim? Üzüntünü arttırdım ben, doğru. Başına dert oldum. Yanlış anlama, ne oldu? Dert oldum, biliyorum. Ama geri dönerim desem dönemem. Senden ayrılamam artık. Elimden gelmez. Ben senden ayrılabilir miyim sanıyorsun? Ama görememek ki... Nasıl anlatayım bilmem ki... Eskiden önemli değildi bu kadar. Razı olmuştum kaderime. Şimdi görememek ölümden zor geliyor bana. Doktora gittin mi hiç? Gitmişsindir. Hiç mi çaresi yokmuş? Çaresi var. Var mı dedim? Var. Birisinin gözlerini vermesi lazım benim için. Nasıl yani? Sağlam, canlılığını kaybetmemiş bir gözün hassas tabakasını takacaklar benim gözlerime. Görecek misin o zaman? Görürmüşüm. Ama kim verir gözlerini? İnsanın anası bile vermez. Verse ben nasıl razı olurum? Niye sustun? Hiç. Görebilsen çok mesut olurdun değil mi? Bunu kör olmayan anlamaz Azize. Ben anlıyorum. Azize!
Dur. Ali. Aziz. Dokunma bana. Ben bir şey yapmadım. Hiçbir suçum yok benim. Suç bende. Seni ben sürükledim buralara. Yerinden kopardım. Hayır. Ben istedim de geldim Ali. Kendim geldim. İstemiyorum. Dön git. Ben bitmişim zaten. Seni de batağa sokmaya hakkım yok. Dön git. Bir yere gitmem. İstemesen de gitmem. Sevmesen de. Seni bırakıp gitmem. Ne yapacaksın benim gibi bir zavallıyı? Kadını korumaktan aciz bir körü ne yapacaksın? Nasıl salacaklar seni? Sen gitmesen koparıp alacaklar, ne yapacaksın? Acımı arttırıyorsun Azize. Dön git. Kimse alamaz beni, kimse koparamaz. Seni seviyorum. Seni seviyorum Ali. Yalvarırım. Abi Keman'ın. Gördüm. Hayırdır inşallah. Evet. Hayırlı olacak. Hayırlı olacak. Bana yardım eder misin anne? Rüyamda gördüm. Ali'nin gözleri açılmalı. Elimizden ne gelir ki? Açılacak. Gözlerimi vereceğim ona. Gözlerini mi? Gözlerimi vereceğim. Neler söylüyorsun kızım? Günah. Günah olur mu anne? Rüyamda gördüm. Ali'nin gözleri açılacak. Hem beni görmesin istiyorum. Hem mesut olsun istiyorum. Gözlerimi vereceğim ona. Acı çekmeye alışığım ben. O daha fazla çekmemeli. Bana kalbini verdi. Ben gözlerimi vermişim çok mu? Ali'nin gözleri açılacak. Yemin et anne, Ali'ye söylemeyeceksin. O mesut olsun yeter. Yemin et. Yemin et ne olur. Ali'nin bağışı için.
Azize? Sıkılmadın ya yalnız. Yok, sıkılmadım. Neler aldınız? Manto, ayakkabı, çeşit çeşit elbiselikler. Kim bilir ne yakışacak sana? Sen söylersin yakışıp yakışmadığını. Gözlerin açılınca sen kendin söylersin. Gözlerim açılınca mı? Sana müjdemiz var. Hastaneye uğradık senden habersiz. Doktor söyledi, ameliyat için göz hazırmış. Doğru mu? Doğru mu anne? Doğru yavrum. Doğru. Göreceksin artık. Göreceğim. Azize'yi göreceğim. Seni göreceğim. Tabiatı, insanları. İtilip kakılmayacağım. Sevdiğimi kimse alamayacak benden. Göreceğim öyle mi? İnanamıyorum. Azize, senin uğrun bu. Seni göreceğim. Geldiği yere göndermeli. Kambur orospuyu adaya sokmayalım. Sana yavrum. Ne oldu gözlerin? Ne oldu? Ablacığım. Gözlerini vermiş. Kolay gelsin Azize abla. Sağ olun çocuklar, siz misiniz? Sana portakal getirdim. Teşekkür ederim. Leblebi şekeri yer misin? Yerim tabii, pek severim. Çok tazeymiş. Sen de yer misin? Dağılın lan! Dağılın! Kim o? Ben, Selim. Dağılın lan! Kovma çocukları! Kusura bakma. Yalnız konuşmak istedim de. Allah korkusu düştü içime sana yaptıklarımdan. Kaç gecedir gözüme uyku girmiyor. Ne olur beni affet. Dünya ahiret kardeşimsin bundan sonra. Ben unuttum hepsini. Üzme kendini sen. Sen sağ ol. Öl de öleyim bundan sonra. Kul kısmı yapamaz senin yaptığını. Görülmüş şey değil. Kimse benim kadar sevmemiştir de ondan. Oradaki Selim değil mi? Ne arıyor burada? Karılar geliyor. Ben kaçayım. Ne istiyor bu namussuz senden? Hiç af dilemeye gelmiş. Acıkmışsındır. Bir şeyler getirdim sana. Zahmet ettin teyze. Soğumadan yer misin? Acıkmadım daha.
Yapılacak bir iş var mı Azize abla? Çamaşır falan? Cemile teyze yıkamıştı hepsini, sağ ol. Sana pikap getirdim. Plaklar da var. Sıkılırsan çalarsın. Sağ ol Tasula abla. Azize abla! Azize abla! Azize abla, İstanbul'dan mektup var. Okur musunuz? Sevgili kızım, biricik Azizem. Söyleyecek laf bulamıyorum yaptıkların için. Ali çok aradı seni, çılgına döndü. Yalvardı nereye gittiğini öğrenmek için. Can dayanmazdı yalvarmasına kızım. Meğer ne kadar sevmiş seni. Canından çok sevmiş Azizem. Bana yemin ettirdiğin için söylemedim nerede olduğunu. Ali oraya geliyor kızım. İnanmış seni orada bulacağına. Gitme dedim. Oraya dönmez artık dedim, dinletemedim. Haber veriyorum yavrucuğum. Allah yardımcın olsun. Annen. Söz verin bana. Kimse söylemeyecek adada olduğumu. Söylemeyeceksiniz değil mi? Onun sevgisi yetiyor bana. Hiç gelmedi değil. Bilmiyoruz değil, ne olur. Beni bu halimle görsün istemiyorum. Hayalindeki peri kızı olarak kalmak istiyorum. Söylemeyeceksiniz değil mi? Üzülecek belki. Ama gene de ümit edecek. Sevecek. Bekleyecek beni. Ben de seveceğim onu ölünceye kadar. Beni bu halde görmesin, yalvarırım. Söz verin bana. Niye ağlıyorsun? Ben o kadar mutluyum ki. Beni babamın mezarına götürür müsün? Baba, bana yardım et. O buraya geliyor. Hem seviniyorum geldiği için. Beni ne kadar çok sevmiş diyorum. Hem de korkuyorum. Çok korkuyorum baba. Bir defacık daha sesini duyamamak, ona dokunamamak. Nasıl dayanacağım bilmiyorum. Ya kendimi tutamazsam, koşup kollarına atılırsam? Beni bu halimle de sever mi? Buna cesaret edemem. Hayal ettiği güzel Azize olarak kalmak istiyorum. Yalvarırım, bana yardım et. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Azize'yi arıyorum. Sizin köyden almıştım onu, hatırlarsınız. O zaman gözlerim kördü. Hatırladınız değil mi? Azize adaya döndü değil mi?
evini bilen var mı? Azize dönmedi evlat. Dönmüştür. Belki de siz görmediniz. Şimdi ne yapıyor? Kahveleri dolaşıyor. Herkesi seni soruyor. Kimse söylemedi değil mi? Söylemedi. Hadi beni Tasula ablanın evine götür. Azize'yi arıyorum. Ne olur yardım edin bana. Boşuna arama, Azize adaya dönmedi. Dönmüştür. Nereye gidecek? Dönmedi. Tasula'nın evini bilen var mı? Beni Tasula'ya götürür müsünüz? Tasula abla, tam hayal ettiğim gibisin. Gözlerin, görüyorsun artık. Ne faydası var? Onu görebilmek için istemiştim gözlerimin açılmasını. Gözlerim açıldı, şimdi o yok. Azize kayboldu Tasula abla. Buraya onu aramaya geldim. Benden bir şey gizliyorlar. Sen bizi seversin Tasula abla, iyiliğimizi istersin. Onsuz yaşamama imkan yok. Ne olur bana doğruyu söyle. Azize burada değil mi? Onu bir defacık görsem yeter. Bir sebebi var benden kaçmasının. Onu öğrensem yeter. O buldu bu gözleri bana. En çok o istedi gözlerimin açılmasını. Öyleyse niye kaçtı? Sana anlatmıştır. Mektupta yazmadı mı Tasula abla? Yalvarırım bana yardım et. Yazmadı Ali. Mektupta yazmadı. Peki nereye gitti? Nereye gider? O kadar severken birbirimizi. Anlamıyorum. Düş mü gördüm diyorum kendi kendime. Sıcaklığı hala parmaklarımın ucunda. Saçlarının kokusunu hatırlıyorum. Düş değildi Tasula abla, sen de biliyorsun. Sevmekse deli gibi sevdik birbirimizi, sen şahitsin. Öyleyse niye? Kim bilir? Döner. Seni çok sevdi. Bekle, belki döner. Başka çare yok, öyle mi Tasula abla? Azize seni çok sevdi. Yaşıyorsa döner, bekle. Bekleyeceğim Tasula abla. Ölünceye kadar bekleyeceğim. Hiçbir kadın eli elime değmeyecek. Onun sıcaklığını saklayacağım. Sevgim onu bana getirecek Tasula abla. Bekleyeceğim. Allah'sın abla. Güle güle Ali. Mektup yaz bize. Sana geliyorum Ali. Beni de götür. Beni de götür Ali. Thank you.